Bugün FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da güçlü darbe girişiminin 17. yıl dönümü. Bu aslında bizim tarihimizdeki en kötü terörizm olaylarından biriydi. O gece 251 vatandaşımız en nihai fedakarlığı gerçekleştirdiler. Hayatlarını kaybettiler. 2000'den fazla kişi hayatın yaralandı. Bu şehitlerimiz için demokrasi, özgürlük ve egemenliğimiz için hayatlarını feda eden vatandaşlarımız hatırlamak istiyorum. Ve onları mekanın cennet olmasını diliyorum. Endonezya uzun süreli dostluk ve işbirliği bağlantıları kurduğumuz stratejik bir ortağımızdır. Yine Endonezya Şubat ayındaki depremlerden sonra imdadımıza ilk koşan ülkelerden biri oldu ve sürekli destek sağladı. Bu konudaki destek için teşekkür ederiz. Bu nedenle ilişkilerimize değer veriyor ve onları mümkün olan her alanda güçlendirmeyi ümit ediyoruz. Endonezya ayrıca yeniden Asya girişimimiz kapsamında Güneydoğu Asya ile ilişkili stratejimizin önemli bir uygulama ortağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl G20 zirvesine katılmak üzere Bali'ye yaptığı ziyaret sırasında ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kuruldu. Bu ilişkilerimiz için son derece önemli bir mihenk taşıydı. Bu mekanizma gündemimizde yer alan konuları ele almak ve bunları yeni bir döneme taşımak için son derece önemli bir fırsat. Bugünkü ikili gündemimizde yine ikili gündemimizi ele aldık. Aynı zamanda ilk stratejik işbirliği konseyinin bir an önce toplanması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Afganistan, Orta Doğu, Filistin, Rohingya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu gibi farklı konuları ele aldık.